Çocuklar nereye kayboldu bir anda? Yukarıda ödev yapıyorlar. Emre ve Özge öğretmenleri aynı gruba koymuş. Beraber senaryo yazmaları gerekiyormuş. Bu yaştaki çocuklar ne anlar senaryo yazmaktan? Merak etme, her şeyden anlar onlar. O da doğru ya. Koca sınıfta öğretmenin ikimizi aynı gruba koyduğuna inanamıyorum. Haklısın, şaka gibi. Seninle değil senaryo. Ciklete girecek mani bile yazabileceğimize inanmıyorum. Ay çok komik. Hayır, komik değil. Seninle ancak korku filmi yazabiliriz. Chucky tadında bir film. Başrolünde de sen. Gözlerinde buz mavisi ya. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sen öyle dur, ben sana ilham alıp yazarım. Kafamı kızdırma Emre. Yoksa seni öğretmene söylerim. Aman aman, bu da her şeyde. Babana söylerim, öğretmenine söylerim, anneme söylerim. Gıcık, ne olacak? Çocuklar susun artık. Siz böyle sürekli kavga ettiğiniz sürece bu senaryo hiçbir zaman bitmez. Bence de. Bakın, madem bu ödevi yapmak zorundasınız, hiç olmazsa ödev bitene kadar barış imzalayın. Ve süper bir senaryo yazıp iyi bir not alın. Evet ya, hadi başlayalım. Tamam tamam. Benim ödevim bitti. İsterseniz yardım edeyim. Makbuş sayesinde film kültürüm çok gelişti. İyi olur. Şimdi biz birbirimizin söylediklerini itiraz edip duracağız yoksa. Önce parlak bir konu bulmalıyız. Ben aşağı inip bizimkilere bir akıl danışayım. Belki güzel bir fikir verirler. Bu arada siz de düşünün, boş boş oturmayın. Emredersin. Ya bir şey diyeceğim. Bizim senaryo ödev için aklımıza bir şey gelmiyor. Belki siz bir fikir verirsiniz ha? Gel bakalım Biço. Bende senaryo çok. Otur şöyle. Ben anlatayım, sen yaz. Yakışıklı, karizmatik, çelik bakışlı bir kaptan var. Adı Tufan. Bu çelik bakışlı kaptan size de tanıdık geliyor mu? Ne gülüyorsun, dinlesene. Somali açıklarında o gemiye korsanlar saldırıyor. Tayfun kaptan... Tufan değil miydi kaptanın ismi? Aman neredeyse işte. Korsanlar gemiyi ele geçirip bütün mürettebatı öldürüyorlar. Tufan kaptansa kanının son damlasına kadar dövüşmeye hazır ama... O da ne? Nasıl buldun bakalım? İyi dede, de bu çok kısa. Ama etkileyici bir senaryo, öyle değil mi? Bilmem. Başka önerisi olan var mı? Ay, benim bir önerim var. Bir kadınla bir adam evlidirler. Birbirlerine deliler gibi aşıktırlar. Adam bir müddet sonra ölür. Ama hayaleti sürekli kadının yanına gelir. Ondan vazgeçememektir. Ya bu Ghost'un yani hayalet filminin senaryosu değil mi? Yani simgeciciş. Nana, senin bir fikrin var mı? İnsan olmak isteyen bir bez bebek varmış.
Çünkü dünyada bir adama aşık olmuş. Ya bu çok fantastik bir hikaye. Ama çok ilginç. Sonra? Sonra adam kıza aşkını söylemiş söylemesini ama kızcağız tam bir insan olamadığı için adamı reddetmek zorunda kalmış. Saçma, çok saçma. Sus bence Nana. Kızım, film uyduracağınızda şu televizyonun sesini açsanıza. Çok güzel bir film var şimdi. Aa, bu filmi izlemiştik ya biz. Bak, bu adamla bu kız birbirlerini seviyorlar. Ama kızın babası çok kötüydü, öyle değil mi? Evet. Makbuş, biz bunu en az 5 kere izledik. Olsun, ben çok seviyorum. Uzun galiba. Kaptan, gel de ben senin bir ifadeni alayım ha. Hadi. Sen ne zaman öğrendin tablo oynamayı da benim ifademi alacaksın? Özge, yaz bakalım, konuyu buldum. Ya anlatsan önce. Ya zaman kaybetme, yaz işte. Sanki aklına benimkinden daha iyi bir fikir gelecek de. Tamam tamam, hadi başlayalım. Çok sabaha kadar bitiremeyeceğiz. Hakan'la Volkan birlikte çalışan iki arkadaştır. Hayırdır Volkan? Hiç hayır değil abicim. Her şey bitti. Ne bitti? Biz bittik. İflas ettik. İflas mı ettik? Nasıl olur? Şu Şahan denen iş adamıyla yaptığımız anlaşma. Adam bizi oyuna getirmiş. Her şeyimize el koymuş durumda. Artık hiçbir şeyimiz yok. Üstüne üstlük adama borçlu çıktık. Volkan, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Maalesef. Avukatın yanından geliyorum. Çok büyük bir oyuna kurban gittik kardeşim. Bakıyorum. Hala ofisi boşaltmamışsınız. Siz de kimsiniz? Borçlandık mı? Hapse girmek istemiyorsanız şu bana olan borcumuzu en kısa zamanda ödemeniz gerekiyor. İyi ama her şeyimize el koyduysanız biz nasıl ödeyeceğiz? Şşş. Orası beni hiç ilgilendirmez. Ödeyeceksiniz, o kadar. Şimdi de efsanesine geçelim. Bu iflası ve fakirleşmelerini evde de görmeliyiz. Evet. İyice zor duruma düşsünler. Ya komedi yazsaydınız daha eğlenceli olmaz mıydı? Komedi yazmak o kadar kolay değil kızım. Dramdan şaşmayacaksın. Tamam o halde. Efsanesine geçiyorum.